Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile Tayta Geometry Camp'ın 18. haftasının 4. videosundayız. Yani son videodayız. Ne anlatacağız size? Çemberin çevresi ve yay uzunluğunu anlatacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 175'in sağ tarafı ve 176'yı çözeceğiz. Hadi bakalım. Dersimize başlayalım. Çemberin çevresi ve yay uzunluğu çok basittir. Bir tanımı var. Çemberin çevresi 2πr şeklinde bulunur. Yalnız tam bir çemberin çevresi yarı çapı R ise 2 pi R şeklinde bulunuyor. Peki şu yorumu yapabiliriz. Şu merkez açı çıktığı zaman merkez açımız alfa ise 360 derecede 2 pi R ise alfa derecede ne kadardır dediğimizde işler dışlar yaptığımızda 360 çarpı soru işareti eşittir 2 pi R çarpı alfa değil midir? 360 da buraya atınca ne geliyor? 2 pi R, alfa bölü 360 geliyor. Evet çemberin çevresi 2 pi R iken Çemberin yay uzunluğu ne oluyor? Alfa derecelikte 360 işte 2pire ise alfa derecelikte de alfa bölü 360 katı yapar. Bak ispatını da yaptım burada. Değil mi? E o zaman ne diyeceğiz? Şunları silelim istersen kafa karışıklığı olmasın. Alfa derecelikte de 2pire alfa bölü 360 diyeceğiz. Yalnız bir de şunu da söylemekte fayda var. Tam bir çemberin çevresi 2pire değil mi? Yarım çemberin çevresidir. Hocam yarım çemberin çevresi dediğimiz zaman şurası yarım yay yapıyor. Yani burası 2 pi bölü 2 yapıyor yani pi yapıyor. Ama yarım çemberin yay uzunluğu sorulursa 2 pi r bölü 2'den pi r çıkıyor. Evet burası pi olur. Ama şu daire şeklindeyse yarım dairenin çevresi soruluyorsa bize eğer o zaman burada 2 r'yi de ekleyeceğiz. Bunu da unutma. Peki çeyreği ne olur? Çeyreği de arkadaşlar yay uzunluğu olarak sorulursa 2 pi r tamamıydı. Çeyreği de bölü 4 olacak. Yani pi bölü 2 yapıyor. Eğer bunun çevresi bu çeyrek dairenin çevresi sorulursa 2R'yi de eklemeyi de unutmayacağız. Tamam. 2 pi R çemberin çevresi yay uzunluğu da 2 pi R. Alfa bölü 360 eşittir. E burada ne eksiktir? Yarı çap uzunluğu eksiktir bazı sorularda. O yarı çap uzunluğunu da nereden bulacağız? Genelde dik üçgen yardımıyla çıkıyor. Eski konularda yani merkez teğet çektik, merkez kiriş çektik. İşte teğetler birbirine eşit bilgilerini kullanarak dik üçgenden yarı çapı da bularak ondan sonra sonuca da ulaşacaksın. Hadi bakalım. Örnek 27'ye bakalım şimdi. Yukarıdaki birim kareli kağıda çizilen şekil yarım çember yayı. Çeyrek çember yayı ve bir doğru parçasından. Yarım çember bu. Çeyrek çember bu. Bu da nedir arkadaşlar? Bir doğru. Şimdi bu yarım çember yayıysa hop şunu şöyle çizersem bu bir çap yapar. Çapın tam ortası burası. 3 birim 3 birim oldu. Yarı çapı kaç oldu? 3 oldu. E o zaman çeyreğe de bakalım. Çeyreğe baktığın zaman da hop burası da 6 değil mi? Evet. Çeyreğinde yarı çapı 6. Evet. Şimdi bunun çevresi isteniyor. Bir kere elimizde ne var? 6 var. 6 artı. Yarım çemberin yay uzunluğu nedir? Hocam 2 pi bölü 2 değil midir? Yarısı olduğundan dolayı evet. Artı çeyreğin şeyi nedir? O da 2 pi re. Yalnız r'sine dikkat et. R'si 6. Çeyrek çemberin yarı çapı 3 değil. Çeyrek çemberin yarı çapı 6. 2 pi r bölü 4. Çeyrek çember olduğu için. İşte 6 artı. Şunlar gitti. 3 pi burası. 12. Burası da 3 pi. Toplamda 6 pi mi yaptı? Evet. Cevabımız böylelikle 6 pi artı 6 ya da 6 artı 6 pi yaptı. Örnek 27'de. Geldik örnek 28'e. O çemberin merkezi verilmiş ve AC yayının uzunluğu isteniliyor bizden. İşte yay uzunluğu istenildiğinde de eski bilgi. Yani çemberde uzunluk bilgisini kullanacaksın. Merkez varsa teğet varsa çek dik kullandık. E bu yarı çap çizdik. Yarı çap uzunluğu da belli mi? 3 belli. Peki yay uzunluğu için bana merkez açı lazım. İşte bu cümleyi kurduktan sonra büyük ihtimalle çözüme ulaşırsın. Hop burası 6 değil mi? 6. Burada özel bir açı bulmaya çalışacağız. Bak dik üçgen var elinde. 90'ın karşısı 6. Hangi açının karşısı? 3'tür. 30'un. 30, 30 90 ise burası 60 yaptı. İşte şimdi bu yay uzunluğunu bulabilir miyiz? Evet. Çünkü açımız 60 derece. Yay uzunluğu 2 pi r. Re. R'miz 3. Bir de açımızda 60 derecelik yay uzunluğu soruluyor. 60 bölü 360 dersek olay biter. Hocam şu 6 kaldı. 2 kere 3 6. Bu da sadeleşti. Cevap da ne yaptı o zaman? Pi yaptı. Örnek 28. Pi çıktı. Geldik örnek 29'a. Valla 29'a bakan masum köylü şunu der. Hocam 7 x 11 ise o zaman 7 ile neyi toplarsak 4'ü toplarsak x 11 yapar. Yani x buradan 4 olur diyebilirsiniz büyük ihtimalle. Gerçekten de doğru arkadaşlar. Ama biz yine de ispatını yapalım ne olur ne olmaz. Şuraya a a bunun yarıçapına a a bunun yarıçapına çapına b b diyecek olursam. Hocam büyüğün çapı 2 a artı 2 b olduğundan büyüğün yarıçapı da a artı b mi oldu? Evet. Şimdi elimizde ne var? 11 var. Büyük çemberin yay uzunluğu. E 2 pi r yani a artı b bölü 2 neye eşit? 11 eşit. Yani buradan ne geldi o zaman? Pi çarpı pi çarpı bölü 2'ler bak sadeleşti şöyle. Pi A artı Pi B mi geldi? Evet. Pi A artı Pi B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 11 bulduk. Öbürüne bakalım. 7'yi kullanalım. O da 2 Pi A bölü 2 eşittir. 7 verilmiş bize. Hocam 2'ler gitti. Pi A'yı ne bulduk buradan? Pi A'yı 7 bulduk. Bir de öbürüne bakalım. X var burada. O da 2 Pi B bölü 2 eşittir. X ise şunlar gitti. Buradan da Pi B'yi ne bulduk arkadaşlar? X bulduk. E o zaman şuna bak şimdi. Hocam Pi A artı Pi B 11'di. Pi A'yı kaç bulduk? 7 artı P, kaç bulduk? X. Eşittir 11. Gerçekten de X kaç çıktı? 4 çıktı. Arkadaşlar gerçekten böyle. Böyle yarım çember yayları böyle verildiğinde. Mesela daha da abartalım. Şu şöyle verildi. Hocam 1, 2, 3 4 tane de yay verildi. İşte şunun. Şunun tamamı şu X artı Y artı Z artı T'ye eşittir arkadaşlar. Ya da bu böyle de verilebilir. Bak bu böyle verildi. Hocam böyle gitti. Böyle gitti. Bir de böyle gitti. Fark etmez. Bu yayların toplamı sonuçta bu çapa eşit oluyor. İşte bu yaya eşit oluyor arkadaşlar. Bu nasıl olursa olsun hiç fark etmez. Hatta bak daha artistik yapalım. Şöyle şöyle verilir. Yani şunun çevresi sorulur mesela. Bunun çevresi sorulduğunda da yine ne yapacaksın? Hocam bu sefer şurası. Bak şu yay ile bu yayın toplamı direktman buraya eşittir. Burayı bulunca zaten şundan toplamı da çıkar. Bak bir şey daha öğrenmiş oldun. Ama ispatını yaptık. Sen yine sorusu geldiğinde buradan yap. Sonra biz genelde ne yapıyorduk genelde? Biz bu işi nasıl öğrendik? Soru geldiği zaman çözüyorduk. Bir şey öğrendik mi? A7 artı x eşittir 11. Sonra bir soru geldiğinde bir daha aynı yoldan yapardım. Yani şu uzun yolda yapardım. Ulan o soruda da sağlıyor. Ondan sonra derdim ki ha demek ki bütün böyle sorularda böyle oluyor. Ve daha da hızlanırdık. 7 artı x eşittir 11 deyip sonraki soruları da geçerdik. İşte bu iş böyle oluyor. Soru çözerek oluyor. E burada o soru çözerken biz 3-4 yol, 3-4 tane soru hatta 5 tane soru çözdükten sonra bunu kazanıyoruz ya. Ben size şunu bir soruda veriyorum. Aklında kalırsa yaparsın, kalmazsa da artık yapacak bir şey yok. Sen de benim gibi öğrenirsin. Geldik örnek 30'a. Yarı çapı. 4 birim olan daire şeklindeki bir tahta tekerleğin çeyreği kesilip atılmış. Ve zemine şekildeki gibi konmuştur. Bu tekerlek ok yönünde bir tam tur dönecek. Kuvvetle ittirildiğinde A köşesinin ilk durumundaki ee, şimdi ben bunu bir tam tur dönecek şekilde ittiğim zaman tam tur dönecek. Hop yeniden A'ya gelmesi gerekir. A burası kesik ya. En son nasıl olacak o zaman arkadaşlar? Son durumu nasıl olacak? Ben bunu tam tur dönecek şekilde ittiğim zaman bu böyle hop geldi. Şu duruma geldiği zaman işte bu burada kalır arkadaşlar. Bak bu burada kalır şöyle olur ve bundan sonra yuvarlanır mı? Yuvarlanmaz. Tam tur ittirmek demek ne demek? İşi garantiye aldım ki bu buraya gelecek demek böyle. Burası 4, burası 4, burası da 4 kekki. Peki bu B noktası tam tur döndüğünde hop. Önce bu B noktası değiyor buraya. B'den sonra da ne oluyor? Bu devriliyor. O zaman A noktası da buraya mı gelecek arkadaşlar? Evet. Bizden ne isteniyor? A köşesinin ilk durumundaki A köşesine olan uzaklığı yani bizden şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. Peki şimdi burada ne var? Hocam sen bunu böyle ittiğin zaman bu uzunluk bak buraya geliyor değil mi? Yani bu uzunluk buraya geldi 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 geldi. Hop böyle. Yani şuradaki uzunluk böyle buraya kadar geldi. Yani bu uzunluk bu yol kadar gitmiş olmayacak mı? Evet. O zaman ben bunu bulacağım. Hocam bunun çevresi nedir? 2 pi r. Açımız ne merkez açımız? 90. 90 bölü 360 yazıyorsunuz. Yanlış. Niye? Çünkü biz buradaki y uzunluğunu arıyoruz. Bunu gören açı lazım bana. 270 derece arkadaş. O yüzden 90 bölü değil de 270 bölü 360 olacak. Buna da dikkat et. Şunlar şunlar sadeleşince 3 bölü 4 yaptı. Şu da gitti. 6 pi mi yaptı burası? Evet. Burası 6 pi yaptı. E burası da 4 4 x dik üçgenden 4 kök yaptı. Yani şu uzunluk 6 pi artı 4 kök eşit olur. Evet örnek 30'da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 31'e. Şimdi bizden yarıçapları 2 birim olan birbirine teğet 3 çemberin etrafına sarılan gergin ipin uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi çemberler birbirine değiyor mu? Değiyor. E yarıçapı da 2. Tamam. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk gençler? Merkezleri birleştiriyorduk. Çemberde uzunluktaki uzunluktaki anahtar kelimeleri burada da kullanıyorsun. Merkezleri birleştir. Birleştir ve birleştirdik. Sonra merkez var, teğet var, çektik. Çektik çektik, 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 çektik. Evet merkez teğet çektikleri de yaptık. Yarı çap 2 birim de dikkat. Burası da 2 birim. Burası da 2 birim değil mi böyle? Evet. Ana ne çıktı burada? Eşkenar üçgen çıktı. 60, 60, 60 oldu. Hocam burası da 90, burası da 90, burası da 90, burası da 90. Bak burada ne çıktı? Bir dikdörtgen çıktı. Niye? Çünkü şurası 2 birim. Burası da 2 birim. Uzunluklar eşit ve birbirine paralel, paralel kenar şartı sağlandı. O zaman bu bir paralel kenardır. 90 sotta burası da 90, burası da 90 olur. Dikdörtgen oldu. 4 ise yukarısı yukarısı da 4. E burası 4 aynı şekilde dikdörtgenden burası da 4. E burası 4 burası da 4 oldu dikdörtgenden dolayı? Evet. Yani şuradaki dikdörtgenlerden dolayı buraları 4 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyordu? Hocam ipin uzunluğu 4, 8 ve 12 var mı elimizde? Var. İpin uzunluğunda 12 var. Artı bir de ne var? bu yay uzunluğu, bu yay uzunluğu ve bu yay uzunluğu. Yay uzunlukları toplamı var. Yay uzunluğu için bize ne lazım? Açı lazım. Hocam şuradaki açı var mı? E, dikdörtgenden dolayı burası 90. 90, 90, 180. E, 60 daha 240. 360'a tamamlayanı 120 derece. Aynı şekilde burası da 120. Aynı şekilde burası da 120. Hocam 120'lik yay uzunluğu. Artı 2 pi r. 120 bölü 360 deriz. Burası şurası Sonra burası için de aynı şekilde. Burası için de aynı şekilde. Çarpı 3 desek daha sağlıklı değil mi? Evet. Bak dikkat et ne geldi. 120 ile 3'ün çarpımı 360 bu da gitti. Yani 2 pi oldu. Aa, buradan bir şey çıkıyor. Demek ki böyle biraz sonra bir genelleme yapacağım şimdi. Buradan cevabımız ne çıktı? 12 artı 4 pi mi oldu? Evet 12 artı 4 pi oldu. Şimdi gençler genellemeyi yapabiliriz. Yani şurada dikkat edin. Üçgen köşelerini çember üçgen köşelerinde çember çizildiğinde etrafına sarılan ipin uzunluğunda bu yay uzunlukları tam bir çember yapıyor. Bu üçgen de olsa böyle burası dörtgen de olsa böyle hani çemberler koyduk mesela birbirine teğet olmak zorunda değil. Şöyle bir ip sardığın zaman ip sardığın zaman buradaki yayların toplamı tam bir daire yapıyor. Bu beşgen de olsa yine aynı şekilde birbirine teğet de olsa teğet olmasa da yalnız eş çemberler olması lazım. İşte böyle ip sardığın zaman ÖSYM iki defa bunu sordu. Bir daha sorabilir. Buradaki yayların toplamı tam bir daire yapıyor. Bak sana pratiklik sağlar bu. Tam bir daire yapıyor dostlar. Hatta burada sorusunu da yazdım. Bu cevap ne dedik? 12 artı 4 pi dedik. Hatta burada da sorusunu yazmışım. Bak yamuk şeklinde yarıçapları çapları iki birim olan çemberlerin etrafına bir ip sarılmıştır. Çemberlerin merkezlerin birleşmesiyle oluşan dörtgenin çevresi. Bir dörtgenin köşelerinde çemberler çizilmiş. Şöyle ip sarılmış. Yani şunu direkt soruyu şöyle yapabilirsin. Hocam bu yayların toplamı tam bir daire yapıyor. İspatını yine şekil üzerinde göstereyim ben. Ne yaparsın? Merkez T çektik. Merkez T çektik. Ya hocam ben bu soruyu nasıl yapacağım? Soruda çok ek çizim var. Biraz önceki soruda da öyleydi. Hayır. Bunlar ek çizim değil. Bunlar refleks. Bunlar anahtar kelimeler. E hocam bunları yapınca dikdörtgenler çıktı mı burada? Çıktı. Dikdörtgenlerden dolayı zaten buradaki uzunlukları bulabiliriz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Önemli olan şuradaki yayların uzunlukları. Bu yay, bu yay, bu yay ve bu yay. E hocam ben buraya A açısı, B açısı, C açısı ve D açısı diyeyim. 90 ya. Hocam 90, 90. O zaman burası ne yaptı? 180 eksi D mi yaptı? Şu ikisi toplu 180 ise bu ikisi de 180. Aynı şekilde 90, 90. Hocam burası 180 eksi A. Hocam burası 180 eksi B. Hocam burası 180 eksi C mi olur? Evet. Merkez açılar toplamı. Normalde 2 pi. Normalde formülü şu olacak. 2 pi R 180 eksi A bölü 2 artı 2 pi R 180 eksi B bölü 2. Bak 2 pi R bölü 2 parantezini alınca böyle bunlar böyle gidiyor. Bölü 2 parantezini alınca pardon pi R parantezini alınca 180 eksi A artı 180 eksi B artı gidiyor gidiyor gidiyor. Bu şekilde oluyor değil mi? Yani pi re parantezinde ne olacak o zaman? 180'lerden kaç tane var? 4 tane var. 4 tane 180. Çünkü 180 eksi A, 180 eksi B, 180 eksi C 180 eksi D. 4 tane 180. Kaç yapıyor? 720 yapıyor. 720 eksi A, eksi B, eksi C eksi D değil mi? Eksi parantezinde A artı B artı C artı D mi yapıyor? Evet. E arkadaş şu bir dörtgen A artı B artı C artı D toplamı zaten 360 diye mi? E o zaman burası 360 sa şu 720 eksi 360 da 360 yaptı. Yani burası ne yaptı? Tabi burada 2 pi r 180 eksi bu 180 eksi A bölü 2 niye yazdım ben buraya? 360 yazacaktım. Çok özür dilerim. Burası 360 olacak. Burası da 360 olacak. Yani burada 2 pi r bölü 360 parantezine alınca 2 pi r bölü 360 parantezine alınca Şurası toplamda 360 yaptı. Buradaki 360'la da gitti. 2 pire yaptı mı? Yaptı. Bak neyi ispatladım burada? Gerçekten bu yayların toplamı ne eşitmiş arkadaşlar? Tam bir çemberin çevresine eşitmiş. Ama ne? Herhangi bir çokgenin köşelerinde eş çemberler çizdiğinde bu yayların toplamı tam bir daire yapıyor. İspatını da yaptım sana. Uzun yol olarak da bu şekilde de çözebilirsin tabii ki. Tamam Evet. Şimdi ben ne yapayım? Normalde anahtar kelimeleri kullandık. Hocam merkez teğet çektikleri şöyle yaptık. Merkez teğetleri çektikleri yaptıktan sonra bak sorunun çözümü ne kadar kolay gelecek. Çektikleri yaptık. Hocam dikdörtgen. hocam dikdörtgen. Hocam dikdörtgen. Hocam dikdörtgen ve hocam burada da dikdörtgen var. Şimdi şu uzunluklara A, B, C ve D diyecek olursam. Dikdörtgenden dolayı burası A. Dikdörtgenden dolayı burası B. Dikdörtgenden dolayı burası C. Dikdörtgenden dolayı burası da D çıktı. Peki sonra bu yay uzunluklarının toplamında ne yapacak? Tam bir daire yapacak. Şimdi çemberlerin merkezleriyle birleştirmesiyle oluşan dörtgenin çevresi. Bu dörtgenin çevresi verilmiş. Yani sana A artı B artı C artı D'yi kaç vermiş? 23 pi vermiş. E o zaman bizden ipin uzunluğu. İpin uzunluğunda da A, B, C, D yok mu? Evet İpin uzunluğu A artı B artı C artı D artı tam bir çemberin çevresi. 2 pi R. R'si kaçtı? 2. 2 pi R. Tamam. Tam bir çember çevresi 2 pi ile. E artı b artı c artı d zaten neydi arkadaşlar? 23 pi değil miydi? 23 pi ile burası da zaten 4 pi. Topladığım zaman kaç yapıyor? 27 pi yapıyor arkadaşlar. İşte bunu ÖSYM da sordu. Lütfen buna da dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki bir şey daha öğrendik. Biz 5-6 soru çözerek öğreniyoruz. Siz hadi şanslısınız. Videoda hemen öğreniyorsunuz. Geldi örnek 33'e. Bak bu çok güzel. Bu da güzel bir soru. Bu zamana kadar herhangi bir kitapta da görmedim. Herhangi bir sınavda da çıkmadı. Bu zamana kadar sınavda bunların benzerleri çıkmışsa e, bu soru çıkmamışsa çıkmaya aday. Çemberin yani çevresiyle alakalı bir soru soracaksa. Biraz da yeni nesile çevirmişim. Eski nesilde de gelebilir bu arada. Yukarıdaki şekilde bir parkın üstten görünümü verilmiştir. Şöyle bir park. Parkın içinde kenar uzunluğu 4 metre olan ABCD karesi şeklindeki yeşil alan vardır. Evet kenar uzunluğu 4 olan bir kare. C ve D noktalarında parkı sulamak için fıskiyeler takılmış ve fıskiyelerin her ikisi de 2 iki santimetreyi her ikisi de yarı 2 metre olan dairesel bir bölgeyi sulamaktadır. Nereye? C ve D'ye. Bak C ve D'ye. C ve D'ye 2 santimetrelik yeri sulayacaksa hocam 2 santimetre buraya geliyor. da buradaki 2 santimetre de buraya geliyor. Yani bu fıskiyeyi çalıştırdığın zaman hop şöyle 2 santimetrelik yeri boyadı. Yani suladı daha doğrusu şöyle 2 santimetrelik yeri. Hocam buradaki su da aynı şekilde. 2 santimetrelik yeri mi suladı böyle? Evet. Burası sulu kısım. A köşesinde bulunan bir kişi yeşil alana ve sulanan kısımlara basmadan yeşil alanın etrafında tur atıp tekrar A köşesine geliyor. Buna göre bu kişi en az kaç metre yürümüştür? Bak yeşil alana basmasın. A'dan bir kişiyi gönderiyorum. Tam A'dan gönderiyorum. Yeşil alana basmadan böyle geldi. Sonra hocam böyle gelip böyle gelip şöyle gelip böyle mi gitmesi mantıklı? En kısa bir şekilde gitmesi isteniyor ya. En kısa adam böyle gelip böyle geleceğine buradaki nokta ya. Nasıl gider? Buradan dümdüz buraya gitmez mi? Hop tam teğet olduğu noktaya kadar böyle dümdüz yürüyebilir. Sonra buradan sonra da böyle çember üzerinde yürüyebilir. Buradan da dümdüz gidebilir. Buradan da sonra böyle gelebilir. Sonra buradan da A'ya direkt teğet olacak şekilde gelebilir. İşte bizden ne isteniyor? Buradaki yürüdüğü yol isteniyor arkadaşlar. Şimdi bir kere bunu buluruz. Şuradaki A'dan başlayan bir kere 4 var. E burada merkez var. Ne var arkadaşlar burada? Merkez var. Teğet var. Çek dik yapabiliriz değil mi? Yarı çap kaçtı? İkiydi. Hocam bana şuradaki yay uzunluğu lazım. Merkez var. Teğet var. Çek dik. Merkez var. Teğet var. Çek dik. Merkez var. Teğet var. Çek dik. Anahtar kelimelerini kullanalım. Şurada bir dikdörtgen çıktı mı? Çıktı. 2 birim burası. 2 birim burası. Dörtse burası da 4 mü çıktı? Evet. Hocam burası 4. E hocam şurası da 4. Şu uzunluklar kaldı. E bak şuraya dikkat eder misin? Burası da 4. E 94, 2. Pisagor mantığından burayı bulabiliriz ama şurada yay uzunluğu lazım ya. Hocam ikisinin toplamı tam bir daire mi yapıyor? Hayır. Herhangi bir bak karenin köşelerine böyle 4 tane köşesine koymamışım ki. 4 tane köşesine koyup çemberleri çizseydik yayların toplamı tam bir çember yapardı. Aa hocam o zaman burası iki tane çemberin etrafından geçtiğim için yarım çember mi yapar? Hayır. O sadece bütün köşelerde olduğu zaman arkadaşlar. Bak burası ve buradaki yay uzunluklarını bulmak için merkez açı lazım bana. Merkez açı için büyük ihtimalle özel üçgen karşımıza çıkar. E özel üçgen dedik ya. Aa burada bir dik üçgen var. Dik üçgene bakıyorum. 90'ın karşısı 4. Hangi açının karşısı 2'dir? 30'un. E 30'un karşısı 2. Burası 60 yaptı. E hocam şurada bir dik dörtgen çıktı ya 90 ya. E burası da 90 doğrusal oldu. 60'sa burası da kaç yapar? 120 yapar. Hocam aynı şekilde burası da 120 yapar. Burası da 60 yapar. 30 30'un 2 60 60'ın Burası 2 köküç. Burası da 2 köküç oldu mu? Oldu. Şimdi ipin uzunluğunda hocam 4 var. 4 var. 8 var. 2 köküç. 2 köküç. 4 köküç var. 8 artı 4 köküç var. Artı 2 pi r. Yay uzunluğunu buluyorum. Şurayı buluyorum ve şurayı bulacağım. Her ikisi de yarı aynı ve 120'şer derece olduğu için bir tanesini yazayım. 2 pi r. Yarı çapı 2. 120 bölü 360'dan kaç tane var? 2 tane var. Yani 2 pi r 2 120 bölü 360'ı bir daha yazmak istemedim. 2 tane olduğu için çarpı 2 dedik. Burada o zaman burada sadeleştirmelerimizi yapalım. 3 yaptı. Burası 8 artı 4 kök 3 artı 2 kere 2 4 4 kere 2 8 bölü de 3'ü var. 8 pi bölü 3 yapar arkadaşlar. Cevap saçma bir cevap çıktı ama gerçekten güzel bir soru. Lütfen bu soruya dikkat edin. Evet gençler. En az kaç metre yürümüş? İşte bu kadar metre yürümüş. Böylelikle çemberde uzunluğu bitirdik. Yani bu haftayı bitirdik. O zaman bir sonraki videoda dairede alanda bunu da çok seviyorum ben. Sen de büyük ihtimalle çok seveceksin. Uzunluk ve alan gerçekten çok böyle güzel ve eğlenceli. E, çemberde açıda da sadece o kuralları bilince böyle çemberde açı tanımlarını bilince zaten rahat bir şekilde yapıyorduk. Dairede alanı geçeceğiz bir sonraki hafta. 19. haftada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.